arka sokaktayım. Ben de seni. Özledin mi? Hı? Çağıralım istersen, o da gelsin. Dert değil yani. Allah Allah. Onunla görüşmek için senin iznini almayacağım. İstersem ararım, görüşürüm. Ama bak seninleyim. Onunla değil. Ya hadi ya, bırak bu zırvalıkları. Ben seni çok özledim. Sana güzel bir sürprizim var. Ama önce eve gidip üzerini değiştirmen lazım. Hı? Tamam. Nereye gidiyoruz? Sürpriz, sürpriz. Dur, dur böyle. Önce beni at. Gel. Dur. Tamam, bırak sen. Şu kolları bana tut. Tamam. Seni şuradan sarıp korkmuyorsun değil mi? Bak sıkı sıkı tutuyorum seni. Biraz daha yaslan bana. Güzelmiş. Bakıyorum, alıştın hemen. Evet. Yalnız bu kadar mı gidiyor bu? Daha hızlı gitmez mi? Karışmam ama sonra. Tamam. Daha hızlı. İyi. Dur! Dur! Ne oldu? Babil'i gördüm sanki. Babam Babil'i gönderdi kızım. Ne iş var buralarda? Emin misin? Eminim tabii. Artık o buralara gelemez. Neyse o zaman. Bence günü kaçırmayalım. Ne dersin? Tamam. Yeah! Beyim, gözünü seveyim. Ne yazıyor o kağıtta? Benim okuma yazmam yok. Belli ki kötü bir şey. Bir okuyuversen. Defol git buralardan. Bir gün daha kalırsan ananın ölüsünü bulacaksın burada. Fırat'a şaka gibi yazdım. Ana çantanın içine koy dediydi. Allah müstahakını versin senin değil mi? Ha? Doğurmaz olaydım keşke seni geberesice. Yok. Bu böyle olmayacak. Sen buralardan gideceksin Babür. Beyim. Karışma Saliha. Bak Babür, çocukluğundan beri yanımdasın. Bir sürü halt ettin, gene korudum seni. Geçen sene aklın başına gelsin diye attım yanından, gene adam olmadın. Oğluma bulaştın, arabasını parçaladın, motorlara binip saldırdın, gene korudum seni. Ama bu, artık bu çizmeyi açtı. Yapma beyim. Seni kanadından çıkarsa büsbütün azıtır. Hapishanelere düşer, ziyan olur. Gözünü seveyim, gönderme. Merak etme Saliha. İş yapacak benim için. İstanbul'a göndereceğim onu. Yazıhane açacağım, orada çalışacak. Birkaç aya sen de gidersin yanına. Ama bir şartım var. Buraya
asla ve kat'a adım atmayacak. Bir kere olsun görürsem, duyarsam bitti. Verdiğim her şeyi alırım geri. Silerim defterden, bitti gitti. Ama doğru durursa, dediklerimden çıkmazsa 6 aya kadar onun ağrını da isteyeceğim. Takarsın kızı koluna, ananı da alır, beyler paşalar gibi yaşarsınız İstanbul'da. Anladın mı dediklerimi iyice? Son sözüm budur. Allah razı olsun baba. Sağ ol Hikmet Bey. Gösterdin gene büyüklüğünü. Senin hatırında bir yere kadar. Zahmet olmuş Aliye. Ya bıktım mı sandım, yoruldum artık. Bak bu kadar insanın içinde her seferinde kabahatlerini örtbasa ede ede dikkat çekiyorum artık. Ne yapacaksın? Evlat işte. Aslan satılmaz, satsan satılmaz. Çok güzelmiş. Ne kadar çok şey var görmediğim öyle. Sana göstermek istediğim o kadar çok güzellik var ki bu dünyada. Her şey seninle birlikte kat kat daha güzel oluyor zaten. Ben seni asla bırakmam. Kimse görmez bizi. Burası babamın arazisi. Bizden başka kimse yok ki. Baksana. Yarın yılbaşı. Bizimkiler kasabadaki eve gidecek. Ben de çiftlikte parti vereceğim. Ya mutlaka senin de gelmen lazım. Ne olur. Ya tabii tabii. Babam da yollar zaten beni. Hatta kendi getirir. 12'den önce de gelir alır değil mi? Ya niye böylesin ki sen ya? Yani herkes hayatını bu şekilde yaşıyor. Bence sen de biraz başını kaldırıp yani haklarını korumalısın. Her şeyin bir zamanı var. Onun da zamanı gelecek elbet. Ama dur bakalım nerede yani? Bırak insan hakları. Bizim mahalleye genç kız hakları uğramadı daha yani. Ben bu yıla bir tek parça gireyim de başka bir şey istemiyorum. Eğer kendi paramı kazanıyor olsaydım seni o evde bir saniye bile tutmazdım. Ya. Çok seviyorum seni be. Çok seviyorum, çok. Ben de seni çok seviyorum. Sen olmasaydın ben zaten katlanamazdım bu hayata. Bizim seninle çok güzel bir hayatımız olacak. Sen çok güzel ve özelsin. Çok güzel şeyler yaşayacağız seninle. Ben inanıyorum yani. Sen? Hiç ayrılmayalım ne olur. Ben seni hep gezdiririm bak böyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.